Günümüz teknoloji devri. Bir doküman hazırladınız, bir kitap hazırladınız. Bu matematikle ilgili olabilir, başka branşlarla ilgili olabilir, bilgisayarla ilgili olabilir veya farklı bir alanla ilgili kitap olabilir. Kitabınıza teknolojik destek vermek istiyorsunuz. Mesela o sayfanın video çözümleri gibi veya o sayfadaki bir objeyle ilgili animasyonlar olabilir, ek açıklamalar olabilir. Bunu kitabınıza nasıl ekleyeceksiniz? Tabii ki kare kodla. Bu videoda PDF Exchange ile hazırlamış olduğunuz dokümanınıza, kitabınıza nasıl kare kod desteği vereceğinizi göstereceğim. Şu an görmüş olduğunuz kitap benim sıfırdan matematik kitabım. Sıfırdan matematik kitabının 141. sayfası. Ben kitabın baştan sona video eğitimini hazırladım. Udemy'de bir kurs olarak var. Ancak şu an videoları yeniliyorum. En son geldiğim sayfada 141. sayfa. Yenileyince hem Udemy'de güncelliyorum hem de YouTube'a da yüklüyorum videoları. Kitabıma da bu video çözümlerle bir bağlantı kurmak istiyorum. İlk baskıda aklıma gelmemişti. Gerçi ilk baskı yapılalı da epey oldu. Şu an artık kare kodları da ben videoları yeniledikçe ekliyorum. Yani bu sayfayla ilgili videonun kare kodu sayfanın başında olacak. Öğrenci kitabı okurken telefondan QR kodu okutarak direkt o sayfayla ilgili videoya ulaşabilecek. Dolayısıyla kolaylıkla video eşliğinde kitaba çalışmış olacak. Belki kitabı bastırmam, kurslarımda PDF olarak da koyabilirim. Direkt PDF'ten de o kare kod okuması sayesinde videolara ulaşabilir. Şimdi bu sayfayla ilgili bir kare kod oluşturup uygun, müsait bir alana bu kare kodu koyacağım. Şu anda ekranda o sayfanın 141. sayfanın videosunu görüyorsunuz YouTube üzerinde. İsterseniz bir siteye koyup sitenin linkini de kare kod yapabilirsiniz veya direkt YouTube'la da bağlayabilirsiniz. Ben ilk siteye koyup siteyle bağlıyordum. Ancak YouTube'la şimdi bağlamaya başladım. Daha pratik olduğunu düşündüğüm için. Benim için önemli olan bu videonun şu izleme linki. Bu linki kopyalıyorum. PDF Exchange bize burada yardımcı oluyor. Birçok yerde paralı olan bu kare kod oluşturmayı PDF Exchange ile rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Giriş kısmına tıklıyoruz. Bakın şurada şu artı simgesi var bir şey eklemek için. Buna tıklıyoruz. Burada barkod ekle var. Bunu seçiyoruz. Barkod dikdörtgenini sürükleyin diyor. Tıklıyorum. Shift'e basılı tutup, çünkü basılı tutmazsam en boy oranı bozuluyor. Shift'e basılı tutup istediğimiz büyüklükte barkodu ekliyoruz. Şöyle rahat okunabilecek şekilde olması için bu büyüklüğe aldım. Şuradan veri türü var. Veri türü iletişim ve kart diye görünüyor varsayılan olarak. Buradan URL'yi seçiyoruz ve şuraya web site yazan yere demin kopyaladığımız o YouTube linkini yapıştırıyorum. Şurada yer diyor. Bu yere tıklıyorum herhalde bir çeviri hatası olmuş burada. Tamam gibi bir şey. Bu yere tıklayınca bakın barkodumuz şu an hazır. Bunu istediğiniz yere hem de vektörel olduğu için hiçbir görüntü kaybı olmayacak. Bakın istediğimiz kadar yaklaşalım. Görüntü kaybı olmuyor. Bunu uygun bir yere koyuyorsunuz. Mesela bence şurası uygun olabilir. Veya bu tarafa da alınabilir. Tabii kitabı baştan bu barkoda göre yapsaydım daha farklı tasarlardım. Şu üst tarafa da olabilir. Biraz küçültüp oraya da konabilir. Neyse uygun bir yere bunu koyuyorsunuz. Öğrenci bu sayfayı çalışırken kare koddan direkt videoya ulaşıp o video eşliğinde sayfayı çalışabilir. Evet, şimdi telefona geçtim. QR Code Reader ne yüklüyse sizde, barkod okuyucu onu açıyorum. Şu an bakın kare kodun olduğu yere gittim. Kare kodu okudu. Web sitesi de git diyorum. Evet, videomuz başladı. Yani komple hallettik. Buradan Öğrenciler, eksi B geliyor. kitabınızdaki o Buradan da sayfayla eksi Y ilgili geliyor. bölüme Burayı 11 QR parantezine kod ile, kare kod aldığımızda ile rahatlıkla 11'ler ulaşıp sadeleşti. oradan B videolar artı Y kaldı eşliğinde parantezin içinde. çalışabiliyorlar. Yani artık şurası gitmiş oldu. Bunu da eksi 10. Evet, görmüş olduğunuz gibi birkaç basit adımla dokümanımıza kare kodu eklemiş olduk. Tabii bu kare kodu eklemek için ekstra bir şeyin olması lazım. Yani o sayfanın videosunun veya ek bilgisinin veya animasyonun daha önceden hazırlamış olmanız lazım. Bunu YouTube'a bir video sitesine veya kendi sitenize yüklemeniz lazım. Sonra oranın linkini de bu QR kod ile dokümanınıza eklemeniz lazım. Öğretmen arkadaşlarımıza QR kodlu doküman hazırlamayı tavsiye ediyorum. Bu dokümanlar öğrencilerin işlerini oldukça kolaylaştırıyor ve eğitimin kalitesini de arttırıyor.